Güvenlik sisteminizde ne kadar çok kamera olursa olsun her şeyi etkin bir şekilde izlemeniz zor olabilir. Akıllı video analiz sistemi bakın neler yapabiliyor. Güvenlik kamera sistemlerinde gelinen son nokta nedir? Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu anda artık izleme değil, analiz kısmı da önem kazanmış durumda. Analiz kısmında da firmamızın geliştirmiş olduğu akıllı içerik analizi programımız var. Bu sistemler görüntü içerisindeki nesnenin rengine, hızına, konumuna ve bir süreye göre, şekline göre filtreleme yapabilen ve buna göre algoritmalar çalıştıran sistemler. Güvenlik operatörünün belirlediği bir noktaya eğer bir paket, bir eşya bırakılırsa işte güvenlik yazılımı o anda alarm veriyor. Pazarda karşılaştığımız IP kameralar iki sınıf da toplayabiliriz bu kameraları. Görüntü içerik analizine sahip olan kameralar, bir de olmayan kameralar. Örneğin bir tesisin çevresindeki güvenlik çitini göz önüne alalım. Eğer üzerinde görüntü içerik analizi olmayan bir kamera bu bölgeye bakıyorsa, şüpheli yabancı bir insan bu çite yaklaştığında, atlamaya çalıştığında çit üzerinden veya bir paket bıraktığında, bunu ancak merkezdeki güvenlik operatörü o sırada ekrana bakıyorsa görebilir. Eğer bakmıyorsa bunu göremeyecektir. Ve bunun sonucunda da tesiste bir güvenlik açığı ortaya çıkabilir. Bu güvenlik açığı ortaya çıktığında, daha sonradan fark edildiğinde, bunu kayıtlardan ancak bulabiliriz. Bu kayıtlardan bulunması da oldukça zor bir iş. Saniye saniye videoyu izlemeniz gerekiyor. Halbuki bu bölgeye bakan kamera üzerinde görüntü içerik analizi yazılımı olsaydı, daha kameranın baktığı alana ilk girdiği anda yabancı kişi, o bölgede kamera üzerinde alarm kuralı olarak tanımlanmış belirli bölgeler üzerinde yaklaştığında otomatik olarak merkeze bir alarm sinyali gönderecektir kamera. Örneğin bir otoyolda, yolda durmuş bir otomobil, ters yönde gidebilen bir otomobil veya belirli bir hız sınırını aşan bir araç otomatik olarak merkezde alarm uyarısı ile merkezi uyarabilir. Örneğin bir yolda bir çizgi çektiğiniz zaman sanal olarak görüntü alanında, bu çizgiyi ters yönde geçen otomobil olursa alarm olarak kabul edilsin, ama bir bisiklet geçerse alarm vermesin ya da bir yaya geçerse alarm vermesin. Otoyolda hızla giden araçlar için bir alarm vermesin, ama yavaş giden yayalar için alarm versin. Herhangi bir otopark düşünün. Belirli bir bölgesinde otoparkın, günün bir saatinde kırmızı renkli ya da sarı renkli bir araç gelmiş ve belirli bir süre sonra gitmiş. Ve daha sonrasında bu aracın ne zaman geldiği, ne zaman gittiği veya gelip gelmediğini anlamak istiyoruz. Kayıtlı veriler üzerinden hızlıca bir bu renge göre belirli bir bölge işaretleyip kırmızı renk, sarı renki aradığımızda 5-10 saniye içerisinde çok hızlıca bu görüntüleri bulmamız mümkün. Burada sadece araç değil, bir insan da, örneğin bir alışveriş merkezinde, bir metro istasyonunda, bir havaalanında belirli bir renkte elbise giyen bir insanı da bu kayıtlı görüntülerden hızlıca bulabiliyoruz.